Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Abdullah Karali. Bugün yine güzel bir kitap videosuyla daha beraberiz. Yine sizler için çok güzel bir kitap seçtim. Herbert George Wells'in Köyler Ülkesi. Pek bilindik bir kitap değil. Biliyorum. Zaten onun için tercih ettim. Yalnız çok güzel bir kitap. Sizin de seveceğinizi düşünüyorum. Öncelikle çok kısa bir öykü. Burada yaklaşık 60 sayfa var. Yalnız Elena Ferrantes tarafından resimlenmiş bir kitap. Çoğu resim zaten. Ara ara şöyle ara ara 2 sayfa resim var. Ara ara 2 sayfa resim var. Güzelce resimlenmiş bir kitap. İsterseniz yazardan biraz bahsedelim. Herbert George Wells kimdir? Herbert George Wells güzel bir yazar. 150'nin üzerinde eseri var. Benim en sevdiğim eseri tabii ki Görünmez Adam. Görünmez Adam'ı yazan kişidir Wells. Hatta Görünmez Adam'ın ilk filmini de izledim. Siyah beyaz filmini de izlemiştim. Çok güzeldi. 2020'de de yenisi çekilecek. Görünmez Adam yeni versiyon çekilecek. Onu da merakla bekliyoruz. Hikayeye dönecek olursak, bu hikayede körler ülkesi, bir ülke dulusu kör var. Yalnız buradaki körlük Saramago'nun körlüğü gibi değil. Buradaki insanlar kör olduklarının farkında değiller. Ne bir göz uzvunu kabul ediyorlar ne de körlüğü kabul ediyorlar. Körlük diye bir kelimeleri lügatlarında yok. O ülkeyi bir adam keşfediyor. Daha doğrusu bir dağcı yanlışlıkla o ülkeye düşüyor ve hikaye burada başlıyor ve o ülkede bir kör kıza aşık olur ve güzel bir hikaye başlar. Okumanızı tavsiye ediyorum. Biraz da kitaptan bahsedeyim isterseniz. Kitap Kolektif Yayınlarından çıkmış. Şöyle ön tarafı güzel bir kapağı var. Şöyle arka tarafı da gayet güzel. Yalnız fiyatı biraz pahalı geldi açıkçası. Bu kitap 25 lira. İçinde Elena Ferrantes tarafından resimleri olduğu için biraz ağır maliyeti olmuş herhalde. Maliyeti de bize yansıtmışlar. 25 lira biraz bence pahalı. Yalnız baskı kalitesi güzel. Kütüphanenizde güzel duracaktır muhtemelen. Ama fiyat bakımından biraz pahalı. Yalnız dil bakımından güzel. Ben yarım saat sürmedi okudum, bitirdim. İmla bakımından herhangi bir sıkıntısı, problemi yok. Ağır kelimeler yok. Günümüz Türkçesine güzel uyarlanmış. Bir problem yaşamadan çok rahatlıkla okuyabileceksiniz. O bakımdan garantisini verebiliyorum. Onun haricinde kitap güzel bir kitap. Hem çerez kitap niteliğinde 60 sayfa oturacaksınız, yarım saatte okuyacaksınız. Güzel bir hikaye okumuş olacaksınız. Ve bu hikaye neticesinde kendinize güzel sonuçlar çıkartmış olacaksınız. Bu bağlamda biz bu kitabı tavsiye ediyoruz. Okursanız, okuduktan sonra yorumlarınızı da lütfen kanalımıza, videomuzun altında bizimle paylaşın. Başka bir kitap inceleme ve değerlendirme videosunda daha görüşmek ümidiyle kendinize iyi bakın.